Evet, herkese iyi akşamlar. Video Grev'in ikinci canlı yayınında birlikteyiz. Bugün Cem Sener arkadaşımın bazı uyarılarıyla hem ışıkta hem bilgisayarın, webcam'in, kameranın yüksekliğiyle alakalı bazı ayarlamalar yaptım. Biraz da görüntü kalitesini arttırmaya çalıştık. Umarım yapmaya çalıştığımız şeyler başarılı olmuştur ve daha iyi bir görüntüye kavuşmuş olacağız. Bugünden itibaren belirli aralıklarla görsel birikim serisi adını verdiğimiz bir yayına başlıyoruz. Bu yayının temel mantığını konuşmak istiyorum öncelikli olarak. Şöyle bir geçersek, hep konuştuğumuz şey bu fotoğraf atölyelerinde. Fotoğraf öncelikli olarak fotoğraftan öğreniliyor. İyi ve kötü fotoğraflara baktığımız zaman, o fotoğrafların nasıl çekildiğini, ne yapılırsa daha iyi olabileceğini düşündüğümüzde, herhangi bir konuyla karşılaştığımızda daha başarılı, daha iyi sonuçlarla ayrılma şansımız artıyor. Bu nedenle de farklı fotoğrafçıların çektiği fotoğrafları izlemek, o fotoğraflardan dersler çıkarmak önemli bir antrenman aslında. Bu sebeple de bugünden itibaren farklı fotoğrafçıların yaptığı çalışmalardan örneklerle onların biraz hayat hikayeleri, biraz ağırlıklı olarak fotoğraf tarzları, yaptıkları çalışmalar üzerinden konuşmaya çalışacağız. İlk programda klasik bir şey olarak Türk fotoğrafında böyle ilk sıralarda gelen ya da Türkiye'de fotoğraf dediğimiz zaman aklımıza gelen isimlerle başlamak istedik. Klasik bir yabancı fotoğrafçıların, hem kadın fotoğrafçıların, hem yeni arkadaşların işlerini de paylaşıp onların da fotoğraf dünyaları üzerinden konuşacağız. Bunu yaparken genellikle alfabetik sırayla yapmaya çalışıyorum ki hani bunun herhangi bir şey sıralama olmadığını, hani o birinci, bu ikinci gibi bir sıralama olmadığını, işte bu 50 sene yaptı, bu 40 sene yaptı, ondan dolayı da bu sıraya koyduk diye bir düşünce olmasın isterim. O sebeple de alfabetik isimlere göre alfabetik bir sırayla yaptık ve bugün ilk olarak Türkiye fotoğraf tarihinden 6 ismin çalışmalarına ve biraz hayatlarına bakacağız. Ben yine ara ara sizin yorumlarınıza falan bakmaya çalışacağım. Tam benim soracağım bir konuyla alakalı bir yorum geldi. Biz genellikle 19.30'da yayınları yapıyoruz ama yarın ya da hafta başında bir anket düzenleyeceğiz ve burada yayınların hangi saatlerde olmasını istediğinizi ve hangi başlıklarda olmasını istediğinizi soracağız sizlere. Hemen hemen her gün videogren.com'da yeni bir yazı ve yeni bir video da yayınlıyoruz. Bugün Murat Hoca'nın Photoshop üzerinden ipuçlarını anlattığı iyi bir videosu var. İzlemeyenler, henüz izlemeyenlere hararetle tavsiye ediyorum. Ufak ufak bu akşamki muhabbete geçelim diyorum. Bugün dediğim gibi Türk fotoğrafında eskiden bugüne gelen ustalarımızdan altısının işlerine ve çalışmalarına, tarzlarına bakacağız. Ama birçok bu tarz ustaların hayatına ve çalışmalarına bakarken karşılaştığımız bir durumdan konuşmak istiyorum öncelikli olarak. Avusturyalı Alman Avusturyalı Alman besteci Hans Eisler'in bir sözü var. Diyor ki yalnızca müzikten anlayan kişi müziği de anlayamaz. İlker Maga daha sonra YGS yayınlarını yaptığında ve narfotos.com'da sevgili Özcan Yurdalan, Tolga Sezgin, Mehmet Kaçmaz gibi arkadaşlarla çalışmalar yaparken bu sözü biraz tornistan ederek şöyle bir cümle kurmuştu. Demişti ki sadece fotoğraftan anladığını söyleyen kişi aslında fotoğrafı da anlamıyordur. Bunu niye böyle söylüyorum? Bu hayatına bakacağımız kişilerde en çok dikkatimi çeken, sizlerin de dikkatini çekeceğine inandığım şey şu. Bu kişilere eski tabirle hezerfen ya da hazerfen, yeni tabiriyle polimat dememiz gerekiyor aslında. Bunun anlamı da farklı disiplinlerde
çok bilgiye sahip olan ve çok ürün veren kişi anlamını taşıyor. Biraz sonra isimlere ve işlerine baktığımız zaman göreceğiz ki bu kişiler sadece fotoğrafçılıkla alakalı çalışmalar yapmamışlar. Yazarlık ya da görsel sanatların diğer alanlarıyla alakalı da birçok iş ortaya koymuşlar. Bu da bence oldukça önemli yanlarından bir tanesi. Tabii ki Türkiye'de fotoğrafla alakalı bir şey konuşmaya başladığımız zaman ilk konuşacağımız isimlerden bir tanesi herhalde Ara Güler olmak durumunda. Ara Güler'le alakalı konuşurken özellikle son yıllarda, yani son 15 yılda tahmin ediyorum, oldukça fazla sayıda çalışmasının, kitabının basıldığını ve piyasaya sürüldüğünü söylemek mümkün. Ama böyle sol tarafta rahmetli Ara Hoca'nın bir fotoğrafını ve altında da yaptığı çalışmaların kısa birer şeyini göreceksiniz. İşte hem fotoğrafçılık, foto muhabirliği, yazarlık, birçok yayını ve çektiği bir belgesel film olduğunu da konuşacağız. Ara Güler bir tarz olarak ya da nasıl diyelim bir taktik olarak belli sayıda fotoğraflarını piyasaya, sektöre açtı ve biz farklı yayın evlerinden, farklı isimler altında yayınlanan 3 aşağı 5 yukarı aynı fotoğraflarıyla hep karşılaştık. Özellikle son yıllarda tekrar yayınlanan ve kapsamlı çalışmalar olan Eczacıbaşı yıllıklarında Ara Güler kitabı çıktığında tahmin ediyorum birçok fotoğrafçı dostumuz, fotoğrafla ilgilenen dostumuz şaşırdılar. Çünkü orada Ara Güler'in belki daha önce görmedikleri birçok fotoğrafıyla karşılaşmışlardı. Öncelikle herhalde şunu söylemek lazım. Ara Güler bir ülkenin, bir şehrin görsel tarihini yazan bir isim. Büyük ihtimalle aramızdan birçok kişi 60'lı yıllarda özellikle İstanbul'da yaşamıyordu. İstanbul'un o dönemini bilmiyordu. Ama şimdi kime sorsak, aramızdaki en genç arkadaşlara da sorsak, tahmin ediyorum bir İstanbul tarifi yapabilecekler. Bunu yapabilmeyi sağlayan isim Ara Güler'dir. Niye? Çünkü o dönem çektiği fotoğraflarla bize bir şehri ve bir sosyal hayatı anlatma becerisine sahip olmuş önemli bir isim. Tabii ki yaptığı çalışmaları, foto muhabirliğini ve ortaya çıkardığı eserleri bir tarafa koyarak da konuşacak olursak, yani sadece fotoğrafik olarak değerlendirecek olursak, en önemli özelliklerinden bir tanesi, Ara Güler fotoğraflarına baktığımızda göreceğimiz en önemli özelliklerden bir tanesi, kompozisyonda yaratıcı fon dediğimiz bir şeyi çok güçlü kullanması. Bunun anlamı şu, arka planda öyle bir konu, öyle bir atmosfer vardır ki öndeki konudan belki de daha güçlüdür. Hatta o arka plan olmazsa bu fotoğraf da olmaz diyebileceğimiz bir çalışmadır. Mesela şimdi göreceğiniz bu fotoğrafta ön tarafta bir motorda, bir Mavna'da duran iki kişi var. Kabaca baktığımız zaman çok acayip, çok etkileyici bir fotoğraf değil belki. Ama arka tarafta gördüğümüz İstanbul silüeti öyle bir silüet ki vay canına diyebiliyoruz. Fotoğrafa bütün yükünü veren, bütün gücünü veren şey arka plan oluyor. Ve Ara Güler'in fotoğraflarında ağırlıklı olarak bu yaratıcı fon dediğimiz kullanımı çok sıklıkla görebiliyoruz. Ara Güler belgesellerini izleyenler bilecekler. Ara Güler'in önemli çalışmalarından bazıları da özellikle Türkiye'de ortaya çıkmasında, bulunmasında, bilinmesinde katkısı olan yerler. Afrodisyas'ın keşfi böyle bir şey mesela. Birçok insan hikayesini hem Ara Hoca'dan dinlemiş hem okumuş olacaktır. Dolayısıyla ben tekrar anlatmayacağım ama yolunu kaybederek gittiği bir köyde burada gördüğünüz ilginç görüntülerle karşılaşıyor. Yani böyle antik bir kentten kalıntıların günlük yaşam içerisinde, köy hayatı içerisinde kullanıldığını görüyor ve burada değişik, ilginç bir şey olduğunu fark ediyor ve daha sonra Afrodisyas ortaya çıkmış oluyor. Köy oradan taşınıyor ve antik kent olarak şu anda ziyaret edip
fotoğraflarını çekebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde İzzet Hoca'nın İzzet Keribar'ın da burada çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergiyi görme şansımız olmuştu. İşte bunun gibi görüntülerle karşılaşıyor Aragüler. Yani o antik kalıntıların, tarihi eserlerin günlük yaşam içerisinde kullanılmasıyla karşılaşıyor. Yine pek çoğumuzun bildiği gibi Nuh'un gemisi keşfi hikayesi de vardır. Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı üzerinde olduğu iddiası çok uzun yıllarca konuşulan bir hikayedir. Bunun üzerine bir ekspedisyon, bir araştırma yapılıyor ve tabii ki fotoğrafçı olarak Aragüler yer alıyor. Onunla alakalı yayınlar yapılıyor. İşte sol tarafta Aragüler'in o dönem Ağrı Dağı'nda çekilmiş bir fotoğrafını, daha sonra da o hikayenin kitabını görebiliyoruz. Nuh'un gemisi diye çekilen ve gösterilen yerde bu fotoğrafta görebildiğiniz alt tarafta bulunan şöyle büyükçe bir kayık görüntüsünde olan alan. Ben tabii yine portre fotoğraflarındaki özellikle o dönemin bütün fotoğrafçılarında olduğu gibi önemli insanların portrelerinin çekilmesinde Aragüler'in de büyük bir beceri sergilediğini düşünüyorum. Bu Seven Landmarks of the World çalışması dünyanın o dönem için en önemli 7 kişisinin portrelerinden oluşan kitabı ve işleri incelediğimiz zaman zaten oldukça yaratıcı sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu tabii ki Aragüler'in imza çalışmasıdır. Yani sevgili Coşkun Aral'la yaptıkları belgeselin son sahnesinde de yer alan fotoğraftır. İşte der bu bütün dünyada Aragüler olarak bilinen görüntüdür. Al işte bunu koydum yüzüme, oldu sana Aragüler der ve belgesel öyle biter. Yüzüne koyduğu fotoğraf Edirne Eski Camii'nde çektiği Allah ve Kadın fotoğrafıdır. Bu da yaratıcı fon diye konuştuğumuz bir çalışma tarzının, bir kompozisyon kriterinin çok güçlü örneğidir aslında. Çünkü ön tarafta bulunan şey, yani ana konu diye kabul edeceğimiz şey iki tane kadındır. Fakat fotoğrafın ismi Allah ve Kadın'dır. Niye? Çünkü duvarda öyle bir yazı vardır ki eğer o yazı olmazsa fotoğraf da olmayacak. Dolayısıyla yaratıcı fon için oldukça güçlü örneklerden bir tanesidir. Buraya kadar konuştuğumuz şeyler elbette Aragüler hakkında kaba bir bilgi vermiştir diye tahmin ediyorum. Ama bunun yanında bazı şeyleri de, bazı eleştirileri de konuşmakta fayda var. Bütün hocalarımız için, bütün ustalar için benzer bir yol takip etmeyi uygun buluyorum. Aragüler'le alakalı eleştiriler var. Onunla ilgili örnek fotoğraflar ve çalışmalar da göstereceğim. Ama ondan önce bu Hezarfen kişiliğiyle alakalı birkaç örnek de göstermek istiyorum. Biz Aragüler'i iyi bir foto muhabiri, etkili bir fotoğrafçı olarak tanıyoruz. Ama bunun yanında yazdığı kitaplar da var. Onunla yapılan röportajlardan oluşturulan kitaplar var. Mesela işte bu İnsansız Anı Olmaz ve Nezih Tavlaç'ın hazırladığı Foto Muhabiri Aragüler biyografisi de yine Ara Hoca ile rahmetli ile yapılan bir röportajın deşifresi olarak önemli iki kitaptır. Okunmasını hararetle tavsiye ediyorum. Aragüler'in hikayelerinden oluşan, yazdığı hikayelerden oluşan Babil'den sonra yaşayacağız. Çok etkileyici bir kitaptır. Okumamış olanlara mutlaka tavsiye ediyorum. Hikayeyi okuduğunuz zaman bir Aragüler fotoğrafı izliyormuş kadar etkileniyorsunuz. Çünkü çok güçlü tasvirler, çok inanılmaz anlatımlar var. Dolayısıyla bu kitabı da bulursanız kaçırmayın diye öneriyorum. Aragüler'in bir de belgesel film çalışması var. Yavuz Zırhlısı'nın parçalanmasını, jilet yapılmak üzere parçalanmasını görüntülediği Kahramanın Sonu belgeseli de yine o fotoğraf tarzının uygulandığı bir çalışma olarak düşünülebilir. Çok fazla görüntüsü yok ama bulunabilir diye tahmin ediyorum. Gelelim Aragüler'le alakalı eleştirilere.
Bildiğiniz üzere son herhalde 15-20 senedir, belki daha uzun süredir Ara Güler bir fotoğraf çalışması yapmıyordu. En azından profesyonel anlamda yapmıyordu. Fakat bizim son dönemde karşılaştığımız iki tane çalışması oldu. Bunlardan bir tanesi Gezi olayları döneminde Taksim Meydanı'nda çektiği bir iftar sofrası görüntüsü ve huzurun fotoğrafı diye bunu servis etmesi oldu. Bütün o süreç içerisinde tepki gören işlerden bir tanesiydi. İkinci bir çalışması da Cumhurbaşkanı'nı fotoğraflaması oldu. Birçok arkadaş buna tepki gösterdi. Ben açıkçası yani bir polemik konusu yaratmak istemiyorum ama şöyle bir şeyi söylemekte fayda var. Herhalde fotoğraf dünyamızda böyle bir teklif aldığında reddedecek hiç kimse olmaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü fotoğrafın, hele Ara Güler tarzı fotoğraf çekenlerin en büyük hedeflerinden bir tanesi güçlü belgeler elde etmek, güçlü belge niteliği taşıyan fotoğraflar oluşturmak. Bu manada fotoğrafların çekilmesine bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Ama gönül isterdi ki rahmetli Ara Hoca daha önce yaptığı çalışmalardan daha etkileyici sonuçlar, daha farklı görüntüler elde edecek bir çalışma yapsın. Bizim gördüğümüz fotoğraflar, en azından servis edilen fotoğraflar bu fotoğraflardı. Ancak ben bu fotoğrafları gördüğüm zaman hemen fotoğraf kitaplığıma koştum ister istemez. Bilen dostlar var, 3000 küsür kitaptan oluşan bir fotoğraf kitaplığım var. Albümler, teknik kitaplar vesaire, hem yerli hem yabancı yayınlardan oluşan. Hemen orada Ara Hoca'nın başka eski bir fotoğraf albümünü buldum. Daha doğrusu sonradan yayınlanan ama eski fotoğraflarımdan oluşan Beyaz Güvercinli Adam Bülent Ecevit albümü. Bu da Ara Güler'in Bülent Ecevit'i fotoğrafladığı birkaç fotoğraf. Gördüğünüz üzere hemen hemen aynı tarzda, aynı mantıkta çekilen fotoğraflar bunlar. Yani daha önceki gösterdiğim örneklere de dönecek olursak. Oysa ki yani hepimizin bildiği üzere portre fotoğrafı sadece karşısındaki insanı kaydeden bir çalışma alanı değil, o kişiyi de anlatacak görüntülerin oluşturulmasıyla alakalı bir alandır. Dolayısıyla da farklı iki kişiyi aynı şekilde fotoğraflamanın biraz kolaya kaçmak olduğunu düşünüyorum ben de. Tabii ki hoca... Şimdi rahmetli oldu ama Türkiye'de birçok fotoğrafçı için yapılmasının çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey. Onun adına bir müze ve bir galeri var. Dolayısıyla da bu evde kalma günleri sona erdiğinde herkesin ziyaret etmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum Ara Güler Müzesi'nin. Daha sonra ilerleyen zamanlar içerisinde sadece tek bir fotoğrafçı için de benzer yayınlar, benzer videolar hazırlayacağız. Onun için böyle lafı da çok uzatmadan diğer fotoğrafçı ustalara geçmek istiyorum. İkinci sırada konuşmak istediğim hocamız Gültekin Çizgen. Kendisiyle de uzun yıllar birlikte çalışma şansı bulduğum, Türk fotoğrafında önemli yeri olan hocalardan bir tanesi. Bu Hezerfen kişiliğine herhalde en uygun tanımlamalar, en uygun isimlerden biri aynı zamanda. Ben çok kabaca Sol Sütun'a yaptığı çalışmaları başlık başlık yazdım. Ama kendisiyle de konuşursak, bir röportaj için kendisinden de bir randevu isteyeceğiz. Tahmin ediyorum saatler boyu anlatacağı çok ilginç hikayeleri ve çalışmaları olacaktır. Ben birkaç işini biraz sonra sunum içerisinde göstereceğim ama bu gördüğünüz fotoğrafı, yani karpuz yiyen çocuklar fotoğrafı, Türk fotoğraf tarihinin önemli fotoğraflarından biridir. En çok bilinen fotoğraflarından bir tanesidir. Gültekin Hoca'nın en bence kişisel olarak düşünceme göre önemli özelliklerinden bir tanesi, biraz sonra konuşacağımız bazı fotoğrafçılar kadar teknik ve kompozisyon yönünden fotoğraflarının çok ince elenip sık dokunmadığıdır. Fakat biz bir fotoğrafı zaten sadece teknik ve biçim olarak değerlendirmeyiz.
bir fotoğrafı güçlü, etkileyici yapan şey 5 başlıktır. Hep konuşuyoruz. Teknik, biçim, içerik, anlatım ve duygu. Gültekin Hoca'nın fotoğraflarına baktığınız zaman anlatım ve duygunun çok güçlü olduğunu göreceksiniz. Zaman zaman bazı fotoğraflarındaki teknik sıkıntıları, hani çok kafaya takan insanlar olarak söylüyorum, teknik sıkıntıları rahatlıkla göz ardı edebiliyorsunuz bu sayede. Gültekin Hoca'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi sürekli üretiyor olmasıdır. Geçtiğimiz günlerde 80. yaşını kutladı hoca. 29 Şubat doğumludur. Dolayısıyla da 4 yılda bir doğum günü kutlaması yaptığı için hala 20 yaşında diyebiliriz. Hem fotoğraf hem diğer sanatlar için oldukça genç bir yaşta aslında. Fakat korkunç derecede bir enerjisi vardır ve sürekli üretim halindedir. Hep anlattığım bir hikayedir. 2010 yılında birlikte yaptığımız bu İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti çalışmaları içerisinde yer alan en büyük projelerden biri olan fotoğraf geçidiği için kış günü aradım kendisini sabahın 9.30-10'unda falan ki hani projeyle alakalı bir şey yapmamız gerekiyor diye. Ve acayip gürültülü bir yerdeydi. Ben dedim ki hocam müsait değilseniz sonra konuşalım dedim. Çünkü İstanbul'da çok ciddi kar yağışının olduğu, yine böyle evlere kapandığımız bir dönemdi. Ben de hastalık olduğu için ve iş yerim, evim çok yakın olduğu için yürüyerek gidebilmiştim. Ama birçok insan gidememişti. Ben de Gültekin Hoca böyle çok gürültülü bir yerde olunca şaşırdım. Hocam müsait değilseniz sonra arayayım dedim. Yok yok dedi, bu işte nerede, Büyükçekmece mi, Küçükçekmece mi, orada bir Mimar Sinan Köprüsü var. Orada fotoğraf çekiyorum, acayip martılar falan var da dedi. Onların gürültüsü dedi. O kimsenin evden çıkamadığı zaman bile sabahın erken bir saatinde kalkıp Sultanahmet'in altında hemen Kadırga tarafında evi, oradan oraya kadar gidip hiç üşenmeden fotoğraf çekip geri gelebilecek bir enerjiye sahip Gültekin Hoca. Bu gördüğünüz fotoğraflar analog dönemden, film döneminden, eski dönemden Türkiye'nin fotoğrafik topografyasını, bu Gültekin Hoca'nın Türk fotoğrafına armağan ettiği bir tanımlama, çıkardığı yıllardan fotoğraflar. Ama dedim ya, Gültekin Hoca son dönemde de mutlaka etkinliklerde falan karşılaşıyorsunuzdur. Birçok etkinliğe gider çünkü. Kendine böyle bir 70-80 civarı konu belirlemiş ve her gün hiç üşenmeden çıkıp artık yeni dijital küçük bir makinesiyle, aynasız bir makinesiyle ağırlıklı olarak İstanbul'u adımlıyor ve sürekli olarak fotoğraf çekiyor. Onun içinde peş peşe yaptığı farklı yerlerdeki etkinliklerde aynı işlerini hiç izleyemiyorsunuz. O 70-80 başlıktan farklı bir tanesini size sunuyor. Çok yaratıcı işler de var arasında. Sunum halinin de çok yaratıcı işleri var. 2 sene önce bizim Gümüşsuyu'ndaki galerimizde bir sergi açmak istedi. Tabii hocam dedik, ne demek yani şey olsun, ama dedi ben galeride açmak istemiyorum sergiyi, tuvalette açmak istiyorum dedi ve kırmızı başlıklı bir sergisini bizim galerinin tuvaletinde ve hemen mutfağın önündeki koridorda açtı. İşte iplerle fotoğraflar asıldı, duvarlara çiviler çakıldı, onlar asıldı falan. İnanılmaz bir şey zihni var, çalışan zihni var Gültekin Hoca'nın. O manada da fotoğrafla uğraşan herkesin tanışmasını hararetle önereceğim isimlerden bir tanesidir. Ki zaten hep söylüyorum, siz onu bulmazsanız o sizi buluyor bir yerlerden mutlaka. Bir başka tarafını da, bir başka yönünü de konuşmamız lazım Gültekin Hoca'nın. O da bu işin yayın tarafıyla çok ilgilenen, bütün sanatlarla uğraştığı, bütün sanatlarla alakalı yayın tarafıyla ilgilenen bir isim olması. 102 tane telif yayını var. Bunların önemli bir bölümü fotoğraf üzerine yazdığı yazılardan oluşan. Bu fotoğrafın kalın sesi de bizim Fototrek yayın evi olarak ilk yayınladığımız kitaptır. O manada da benim için bir ayrı bir değeri vardır. Fotoğraf albümleri, onun dışında uğraştığı diğer sanat dallarıyla alakalı yayınlarla birlikte ciddi bir külliyatı var. Hani 102 kitap yayınlamış olmak çok ciddi bir iş. Ama daha ilginç şeyler de söyleyebilirim. Tabii ki multivizyonla uğraştığı için bir dönem Türkiye'nin en önemli
arşivine sahiptir. 1 milyondan fazla fotoğraf var elinde benim bildiğim kadarıyla, ama o her gün yenilerini ekliyor mutlaka buna. İnanılmaz sayıda fotoğraf albümleri var, hem Türkiye ile alakalı hem dünya ile alakalı. Türkiye'ye bakış, dünyaya bakış diye fotoğraf albümleri var. Ama albüm dediğim zaman yani bayağı külliyat olacak şekilde albüm var. Ama ilginç bir şekilde dedim ya, her alana el atan bir hezerfen kişilik olarak mesela bir roman da yazdı Gültekin Hoca. Yıldız'ın Gözü diye bir romanı var Gültekin Hoca'nın. Okumayanlar mutlaka okusun diye önereceğim. Çünkü biliyorsunuz fotoğraf icat olduktan 3 yıl sonra Osmanlı'ya geldi. Matbaa gibi değil, yani bilmem kaç yüzyıl sonra geldi falan değil. Hemen 3 yıl sonra Niyevsin'de, yanılmıyorsam Niyevsin ya da Daguerre'in çıraklarından biri olan Kompa diye bir adam Pera'ya gelip bir stüdyo açıyor ve fotoğraf çekmeye başlıyor. İsteyenlere de fotoğrafı öğretiyor. O dönemde işte Abdülhamit'le birlikte de İmparatorluk Yıldız Sarayı'ndan yönetiliyor ve farklı bir yönetim anlayışı olduğu için de işte jurnaller var, jurnalciler var, hafiyeler var, raporlar geliyor gidiyor ve Abdülhamit de fotoğraftan çok etkilenerek imparatorluğu fotoğraf aracılığıyla tanıyabileceğine kanaat getirip bir fotoğrafçı kadrosu oluşturuyor ve imparatorluğun her tarafına bu kadro gidip fotoğraflar çekiyorlar. Ve Yıldız albümleri denilen çok ciddi bir kitap ortaya çıkıyor. Birkaç kitap ortaya çıkıyor. Gültekin Hoca'nın romanında hem o dönem hem günümüzde geçen bir hikaye birbirine harmanlanarak anlatılıyor. İlginç bir yayındır. Bulup okumanızı tavsiye ederim. Fakat daha ilginç hikayeler de anlatabilirim. Zira yani Gültekin Hoca ile bir yayın yapsak bu böyle 15 saat falan sürecek bir şey olur. Gene anca bir bölümünü konuşmuş oluruz. Gültekin Hoca sadece fotoğrafla uğraşan kadrolardan değil. Biraz önce söylediğim bir romanı da var. Bununla birlikte cam sanatıyla da alakalı çalışmaları var. Hem cam heykeller, hem cam yerleştirmeler, hem illüstrasyonlar olmak üzere. Ve ben bir şeyi özellikle söylemek istiyorum. Ya camla da uğraşmış dediğim zaman bu hani İşte böyle iki tane bardağı boyadı falan gibi düşünmeyin. Kendi cam fırınını kurdu. Efendime söyleyeyim işte İran ki cam sanatında dünyanın çok önemli ülkelerinden bir tanesidir. Oradaki cam müzesinde çalışmaları vardır. Kadırga'daki evine gittiğiniz zaman giriş katı müze gibidir. Zaten orada yaptığı işlerin örneklerini görme şansınız olacaktır. İllüstrasyonları var. Dijital dönemden önce de vardı, sonrasında da var. Yani bilgisayar ortamında da olsa resim çalışmaları var. Değişik şeyler var. Kurduğu müzeler var. Şimdi onun adına da bir müze için uğraşılıyor. Bildiğim kadarıyla Eskişehir'de bir müze çalışması var Gültekin Hoca adına. Yani benim tahmin ediyorum şey yapamayacağım kadar, aklımda tutamayacağım kadar bir sürü hikayeyle uğraşan isimlerden bir tanesidir. Ama hani en kaba özelliğini konuşacak olursak, duygu yönünden çok güçlü fotoğraflarla özellikle Türkiye'nin önemli bir fotoğraf tarihini ve yekününü ortaya koymuş olması bile tek başına kritik bir hikayedir. Bildiğiniz üzere bir süre önce kapanan Kadırga'daki İstanbul Fotoğraf Müzesi'nin de kuruluşunda yine Gültekin Hoca yer alıyordu. Dediğim gibi siz onu bulmazsanız da o sizi bulacak olan isimlerden bir tanesi. Yine Türk fotoğrafının, Türkiye fotoğrafının, ülkemizdeki sanat camiasının içinde yer alan çok önemli bir isimden söz etmek istiyorum. İsa Çelik'ten. İsa Hoca, İsa Çelik yine hezerfen kişiliğiyle çok öne çıkan, İstanbul'da olanlar için tünelde, hemen tünelden Karaköy'e doğru inerken sağ tarafta köşede 3. katta atölyesi bulunan ve orasının da müze gibi olduğu bir hocamız. O da birçok farklı alanda çalışma yapan bir isim. İşte fotoğrafçılık zaten ana hikayesi, ama yazarlığı da var. Mesela biraz sonra birkaç yeni kitabını göstereceğim. Çocuklar için masal kitapları var, öyküler var, öykü kitapları var.
İsa Hoca ile herhangi bir etkinlikte, sergide ya da bir sohbette karşılaşıp da kendisinden yazılı bir şey alanın çok iyi bileceği gibi böyle hat yazısı ile yazdığı yazılar, dolayısıyla grafik tasarım, illüstrasyon var, kitap kapağı tasarımları var, çizgi film çalışmaları yapmış, aynı zamanda oynadığı filmler de var. Fotoğraf alanında özelliğine gelince İsa Hoca'nın birkaç şeyi söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi yine Türk fotoğrafında ışığı ve rengi çok güçlü, çok etkili kullanan isimlerin başında gelmesi. Portre fotoğraflarında, çocuk fotoğraflarında, insan fotoğraflarında kendi kişisel sıcaklığının da getirdiği bir yaklaşımı görmek mümkün. Bununla beraber bu grafik tasarım ve illüstrasyon işleriyle de çok uğraştığı için yine grafik tarafı çok güçlü çalışmalarını da görüyoruz İsa Hoca'nın. Bu son iki örnek mesela buna dair ipuçları veriyordur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla da çok klasik şeylerin dışında, kadrajların dışında farklı "aa bu ne" falan diyeceğimiz işler de ortaya çıkardığını söylemek mümkün. Geçtiğimiz yıllarda yine bizim Gümüşsu'ndaki galerimizde İsa Hoca'nın bir sergisiyle, o zaman yanılmıyorsam 55. sanat yılıydı, belki biraz daha fazlaydı hatırlamıyorum ama şu anda daha fazla olduğunu biliyorum. Evvel gidenlere selam ederim diye bir sergisine yer verme şansına sahip olduk. Orada da yine bizim kültür sanat dünyamızdan birçok ismin portre fotoğraflarından oluşan çalışmalarını sergilemiştik siyah beyaz olarak. Bütün bu fotoğraf kadrolarının arşivlerinde bu tarz inanılmaz işler olduğunu söylemekte fayda var. Bu da İsa Hoca'nın oynadığı filmlerden bir tanesi. Filmin afişinde de ismi var İsa Hoca'nın, görebiliyoruz. İşte Küçüğüm diye Kadir İnanır'ın da oynadığı, başrolünü oynadığı bir film. Ben bir televizyonda denk geldim bir kere İsa Hoca'nın oynadığı bir sahneye. Bir yerde oturuyor da böyle bir balıkçı kahvesi gibi bir yerde. Yanılmıyorsam Kadir İnanır, bu film olabilir. O geliyor, o diyor İsa peygamber yine ödemleniyorsun falan diyor. Çok İsa Hoca'nın tarzı bir sahne herhalde. Bu İsa Çelik'in kapağını yaptığı kitaplardan bazıları, Yaşar Kemal'in kitap kapaklarının çoğu İsa Hoca'ya ait. Bunlar İsa Hoca'nın hikaye öykü kitapları. Dur Gitme ve Nal Döken. Bir kere şöyle bir şey oldu. İstanbul dışına gidecek olan bir arkadaşımız vardı. İstiklal Caddesi'nde yürüyorduk ve işte onu böyle uğurlayacağımız bir eğlence şey yapacaktık. Organize etmiştik. Yani içmeye yemeye gidiyorduk ve yolda İsa Hoca ile karşılaştık İstiklal Caddesi'nde. Hayırdır gençler dedi. Dedik hocam böyle böyle arkadaşı uğurlayacağız. Aa iyi, ben de geleyim o zaman dedi ve bizle meyhaneye geldi. Oturduk, gayet keyifli, eğlenceli bir sohbet. İsa Hoca tabii inanılmaz, yani sohbeti alıp bir yerden bir yere çok rahat dolaştırıp götürüp getiriyor. İşte arada bize şiirler okuyor. Bir şiir okudu, çok beğendik. Ya hocam dedik, şahane şiir ya, bir de çok da güzel okuyor. Çok mu beğendiniz dedi. Evet çok beğendik dedik. Tamam bir saniye dedi, telefonunu çıkardı, tıt 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 aradı. Bir şeyler konuştu, dedi ki ya burada çocuklarlayız şimdi, senin şiirini çok beğendiler, bir de sen oku onlara dedi ve şairle bizi telefonda konuşturdu. Böyle inanılmaz anlık hareketleri çok etkileyici işler çıkaran isimlerden bir tanesi sevgili İsa Çelik Hoca. Gelelim şimdi Türk fotoğrafında ışığı, rengi, grafiği, kompozisyonu çok güçlü kullanan, çok etkileyici sonuçlar alan bir isme, sevgili İzzet Keribara. İzzet Hoca'yla da yine uzun yıllar birçok etkinlik, sergi,
efendime söyleyeyim, seminer, atölye programında birlikte çalışma şansı bulduk. Özellikle şeyi söylemek istiyorum, yani bunu kimseye kötü bir şey olarak söylemiyorum. Benim Türkiye'de gördüğüm en disiplinli isimlerden bir tanesi. Yani İzzet Hoca ile herhangi bir program yapmak üzerine konuştuğunuz zaman, üzerinden aylar da geçse, yıllar da geçse, o gün o saatte mutlaka size verdiği sözü yerine getiren bir isim. bu arada ben bir taraftan da yayındaki yorumları da şey yapmaya başlıyorum. Sevgili Engin bir yorum yazmış. Engin Rotalar. Engin Rotalar'ı da takip edin. YouTube'da çok keyifli bir kanalı var onun da. Engin Rotalar ismiyle. Engin Akgün'ün çok sıkı çalışmalar yapıyor. Bu aralar çok gezip tozmalı işler yok ama onun dışında da videoları var. Onu da tavsiye ederim. Diyor ki eskiden fotoğrafçılar fotoğrafın dışında birçok alanda ürün vermişler. Olması gereken de bu galiba diyor. En başta da konuştuğumuz üzere bu gerçekten bütün sanatlı işlerle iştigal edenlerin içinde olduğu durum diye tahmin ediyorum. Mutlaka ve mutlaka farklı alanlarda da o içinizde biriken, zihninizde, kalbinizde dönen şeyleri aktaracak bir yol arıyorsunuz. Kimi bunu sadece fotoğrafla bulabiliyor, kimileri de konuştuğumuz hocalar, ustalar gibi yazıyla, başka görsel sanatlarla da ortaya çıkarabiliyor. İzzet Hoca da farklı alanlarla ortaya çıkarabiliyor bu çalışmalarını. Fotoğrafta demin söylediğim gibi Türkiye'de ışığı, rengi, grafiği, kompozisyonu en temiz kullanan isimlerden bir tanesi. Bununla birlikte çok ciddi bir koleksiyonerlik özelliği de var İzzet Hoca'nın. Farklı kaynaklarda da hayat hikayesine baktığınız zaman göreceksiniz ki hani seramikti, pool'du falan ama inanılmaz oranlarda yaptığı çalışmalar var. Klasik müzik konusunda inanamayacağınız engin bir bilgiye sahip, tabii ki çok rafine bir keyfe, zevke de sahip bir isimdir. Yaptığı herhangi bir çalışmayı, bir fotoğraf çalışmasını sunacağı zaman ona en uygun müziği böyle zihninde duyarak gösteriyi hazırlayıp sunan bir isim. Bununla birlikte birçok klasik müzik programında da bilirim. Biz tabii İzzet Hoca'yı, nasıl söyleyelim şimdi bu cümleyi de çok düzgün kurmak lazım, gençlik yıllarında diyeceğim. Atlas dergisi aracılığıyla öncelikle tanıdık. Yani ben ve benim kadro fotoğrafçılar. Türkiye'nin ve dünyanın farklı birçok yerinde yaptığı gezilerle bize oralardan görüntüleri taşıyan bir isimdi. Dolayısıyla da her ay böyle Atlas dergisini heyecanla alıp acaba İzzet Keribar bu ay nereye gitmiş falan diye merakla takip ediyorduk. Fakat bu mesela fotoğrafında da göreceğiniz üzere tam demin söylediğim şey yok mu? Yani o grafiği, çizgileri, ışığı çok güçlü kullanmak herhalde en büyük özelliklerinden bir tanesi. Herhangi bir görüntü için en doğru açıyı, en güçlü görünecek noktayı bulmak herhalde İzzet Hoca için çok zor değil ama biz fotoğraflara baktığımız zaman vay anasını diyebiliyoruz. Yine İstanbul'dan bir Ortaköy. Bu ihtimal sabahı diye tahmin ediyorum. Güneş karşıda olduğu için. Bu fotoğraf da mesela benim çok eskiden, yani herhalde bir 25 yıl falan vardır, kompozisyon derslerinde izlediğim ve işte gidiş bakış boşluğu falan diye bir seri fotoğraf arasından gösterilen bir fotoğraftı. O manada da hep böyle İzzet Hoca deyince aklıma gelen fotoğraflardan bir tanesi herhalde bu. Farklı bakış yüksekliklerini ben bugünlerde de yaptığım kompozisyon atölyelerinde anlatırken İzzet Hoca'nın birçok fotoğrafını örnek olarak gösteriyorum. Yani bakın aşağıdan ya da yukarıdan bakmak fotoğrafı nasıl değiştirebilirin iyi örnekleridir demek mümkün. Son yıllarda 2015 yanılmıyorsam sonrasında, bunlar yine işte o eski dönemlerden bizim Atlas dergisinde hararetle beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz işlerden. Son yıllarda İzzet Hoca'nın yaptığı çalışmalarda farklı sonuçlar da görüyoruz. Ki bunları zaten böyle farklı yaklaşımlar ismiyle sergi ve kitap haline getirdi. Daha grafik değerlerin ön planda olduğu, insanların sanat ortamlarında o sanatla buluşmalarını gösteren, aktaran
fotoğraf çalışmaları yaptı ki hani o ışığı, rengi, grafiği çok güçlü kullanmaya çok uygun ortamlar bunlar. Dolayısıyla tam İzzet Hoca'nın da tarzına yakın ama farklı herhalde büyük ihtimalle artık dünyanın farklı yörelerinde değil de bizlerin de içerisinde bulunduğumuz alanlarda fotoğraflarla karşımıza çıktı. Bunlar falan da mesela yine çok güçlü o farklı yaklaşımlar çalışmasından örnekler. Bir de Millennium serisi var. Bu da oldukça ilginç bir seri. Üzerine çok uzun uğraşlarla çalıştığını bildiğim ve şaşırtıcı. Hani bizim için çok klasik fotoğraf tarzı olduğunu düşündüğümüz bir fotoğrafçının son yıllarda ortaya koyduğu ilginç işlerden bir tanesidir. Görmemiş olanlar varsa en azından internet ortamında bulabileceklerini tahmin ediyorum. Bu Millennium serisini de görmelerini hararetle tavsiye ederim. Yine Eczacıbaşı serisinden yayınlanan İzzet Keribar albümü çok farklı fotoğraflarını bir arada görebildiğimiz bir albümdür. Mutlaka öneriyorum. Bir de yine İzzet Hoca'nın biyografisi özelliğini de taşıyan Öteki ya da Değil Ne Fark Eder kitabının da mutlaka okunması gerektiğine inanıyorum. Her yayın yaptığımızda birçok izlenecek film, kitap ve kaynak önermeye çalışıyorum. Geçen bir arkadaş söyledi buna bir ay da yetmez bunlara diye. Ama fotoğrafta böyle ve sadece fotoğraf değil sanat da böyle belli bir sırada sürede biten bir uğraş değil. Hayat boyu devam edecek bir hikaye dolayısıyla sağlık saati olduktan sonra yapacağız diye düşünüyorum. Çok sevdiğim hocalardan birinden de bahsetmek istiyorum. Bu arada hemen atlamadan bir 10-15 saniye gecikmem olduğu için ekrandan sonradan görüyorum. Sevgili Feyyaz Taylan'ın yine İzzet Hoca'nın Terra Magica kitabını tavsiye ediyor. İlk yayınlarından, ilk kitaplarından bir tanesidir. Dolayısıyla mutlaka bakılması gereken bir kitap olduğuna ben de inanıyorum. İzzet Hoca'nın tarzını, o klasik tarzını çok iyi yansıtan işlerin olduğu bir albüm. Gelelim Nevzat Çakır'a. Nevzat Hoca, Nevzat Çakır ağırlıklı olarak İstanbul fotoğrafçısı olarak bilinen bir isim. Yine fotoğraf hayatımızda 50 yılı deviren kadrolardan bir tanesi. Diş hekimi olduğu için artık muayenehanesini kapattı ama belli sürelerde hep aynı adreslerde bulunması gerektiğinden dolayı kendisine çalışma alanı olarak ağırlıklı İstanbul'u seçmiş olan bir fotoğrafçı. Ama size şöyle söylemek isterim. Yani yarın, hatta bu akşam Nevzat Hoca'yı arayalım ve diyelim ki hocam biz yarın, hemen takvime bakarak söylüyorum, 21 Mart Cumartesi sabahı gün doğumu fotoğrafı çekmek istiyoruz. İstanbul'da nereden neye bakalım derseniz size çok nokta atışı yer söyleyebilecek kadar İstanbul'un ışığını bilen bir fotoğrafçıdır. Bu son yıllarda çok karşılaştığımız sokak fotoğrafçılığı dediğimiz tarzın önemli isimlerinden bir tanesidir bence. Çünkü yıllardır gerçekleştirdiği bir fotoğraf gösterisi var, bir çalışması var. Sokağın adı Fotoğraf diye. Ve bu çalışma içerisinde biraz sonra da örneklerini göstereceğim. Çok eski fotoğraflar da yer alıyor. Bu fotoğrafı yanılmıyorsam bu sunumda göstereceğim tek siyah beyaz fotoğrafıdır ve yine yanılmıyorsam İş Bankası fotoğraf ödülünü kazanan fotoğraflarından bir tanesidir. Çok etkileyici işlerinden biridir. Bizim galerinin sergilerinin baskısını yapan Print East Dicle Zeyrek'in ofisinde de bir ara asılıydı diye hatırlıyorum. Sonra bir boya badana işi oldu. Onları kaldırdı. Bekliyoruz yani tekrar asmasına. Önemli şeylerden bir tanesini söylemem lazım Nevzat Çakır'ın fotoğraf hayatıyla alakalı. Türk fotoğrafında belki de ilk belgesel çalışmalardan biri olan Kazlı Çeşme çalışmasını ve belki de Türk fotoğrafındaki ilk gruplardan biri olan Grup Fog'la birlikte gerçekleştirdi. Grup Fog, İzzet Keribar, İlyas Göçmen, Yusuf Tuvi, Bülent Özgören, Mehmet Kısmet ve Nevzat Çakır'ın bir araya gelip oluşturduğu bir fotoğraf grubuydu. Ve bu Kazlı Çeşme'deki deri atölyeleri oradan taşınmadan önce bölgenin çok sıkı bir belgesel çalışmasını yapmışlardı.
Bugün bile hala Türkiye'de hani belgesel fotoğraf üzerine konuşulacağı zaman Grup Fog'un yaptığı bu çalışma gösterilir. Geçtiğimiz aylarda yine yanılmıyorsam bir sergi vasıtasıyla Grup Fog'un işlerini görme şansımız olmuştu. Nevzat Hoca'nın fotoğraflarında insanı, insanın sıcaklığını, dolayısıyla da Nevzat Hoca'nın o iletişim kurma becerisini görme şansımız var. Kişisel görüşümdür, Türk fotoğrafının imza fotoğraflarından biridir. Bu Ayasofya'da Nevzat Çakır'ın çektiği fotoğraf bizim derslerimize katılan birçok arkadaşın da bildiği bir fotoğraftır. Zira ben her sene bir müze kart alıyorum ve sıklıkla işte Ayasofya'ya ayda birkaç kere giderek orada fotoğraflar çekiyorum. Sevdiğim mekanlardan bir tanesi. Hep derslerde söylüyorum, şimdi yine bir iskele kuruldu ama geçtiğimiz 2 yıl önce yanılmıyorsam ya da 3 yıl önce o iskele bir ara kaldırılmıştı. Ben hemen gidip fotoğrafını çekme şansına sahip oldum. Çünkü 16 yıl sürmüştü o bir önceki iskelenin asılı olması. Tekrar ne zaman kalkar tam olarak bilmiyoruz. O arada çekme şansım oldu. Ve her buraya gittiğimde de burada tam bu noktada, bu fotoğrafta gördüğünüz noktada fotoğraflar çekiyorum. Ve Facebook'a koyup Nevzat Hoca'yı da etiketliyorum. Hocam hala sizin fotoğrafı arıyoruz diye. O da sağ olsun bu fotoğrafı altına ekleyip diyor ki bu fotoğrafı mı arıyorsunuz? Öyle bir sosyal medya arkadaşlığımız devam ediyor. Nevzat Hoca ile de uzun yıllar sergiler, gösteriler, seminer ve atölyelerle birlikte çalışma şansımız oldu. Halen Ömer Serkan Bakır'ın yayın hayatını devam ettirdiği fotoğraf dergisinin ilk sayısında da Nevzat Hoca'nın editörlüğünde çalışma şansım olmuştu. Hani fotoğraf tarihimizde böyle bir küçük noktamız varsa işte Nevzat Hoca'nın da sayesindedir diyebiliriz o manada. Bu göstereceğim fotoğraflar hem o sokağın adı fotoğraf çalışmasında da yer alıyor hem de Nevzat Çakır külliyatında önemli işler olduğunu düşünüyorum. Nevzat Çakır'ın fotoğraf anlayışında hayatın içindeki böyle ironik ve bir manada eğlenceli anları çok yakalayabildiğini görüyorsunuz. Ben fotoğrafçılar için yakalama fiilini çok sevmeyen isimlerden biriyim. Zira bir avcılık hikayesi değil bu. Bu bulunduğunuz ortamla hemhal olma ve o ortamı doğru süzüp nereden ne çıkacağını çözme çalışması bence. Nevzat Hoca bunu çok doğru yapan isimlerden biri. Bu fotoğrafta da onu görebiliyoruz. Bu yine İş Bankası o dönemde yaptığı yarışmalardan birinde yine ödül alan çalışmasıdır. Halen derslerde gösteriyoruz bu fotoğrafı da. Yine bu mesela o dönemki fotoğraflarından bir tanesi. Nevzat Hoca'nın eski çalışmalarından bir tanesi bence çok ilginçtir. Bir internet araştırması yapmak, hatta gerekiyorsa Nevzat Hoca'yla Facebook üzerinden haberleşip öğrenmek mümkün. Asılacak fotoğraflar diye bir seri hazırladı Nevzat Hoca çok uzun yıllar önce. Bu asılacak fotoğraflar hani duvara asılacak manasında fotoğraflardı. Ve o zamanki diye kullanıldığı için teknolojide sandviç tekniği dediğimiz fotoğrafların filmlerin üst üste koyularak farklı sonuçlar alınması ve onlardan baskı yapılıp sunulması üzerine bir çalışmaydı. O dönem için bence oldukça ilerici bakışlardan bir tanesiydi. O işleri de görmekte fayda var. Bu da yine benim Nevzat Hoca'nın fotoğrafları arasında fotoğrafta kompozisyon konuşurken denge konusunda örnek gösterdiğim işlerden bir tanesi. Normalde biz fotoğrafın dışına doğru gidişleri, dışına doğru bakışları klasik kompozisyon kriterlerinin tersini olduğu için çok istemeyiz. Fakat bu fotoğrafın iki tarafında iki yöne gidiş olduğu için her ikisi sizi iki yöne çeker ve sizi fotoğrafın ortasında dengede tutar. O manada çok etkileyici işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu yine klasik Nevzat Çakır fotoğraflarından bir tanesi. Bu da yine Pierre Loti'de. Biz ne zaman bir İstanbul atölyesi yapsak ve Pierre Loti'de çekime gitsek hep söylüyorum, Nevzat Çakır'ın burada çok güzel bir fotoğrafı vardır diye. En azından burada gösterme şansım olsun istedim. Bir fotoğrafı daha var, çok severim ama bulamadım maalesef onu. Belki Nevzat Hoca bu yayını izlerse ya da bu yayını izleyenler Nevzat Hoca'ya ulaştırırsa bu talebimi Facebook ortamında paylaşır diye umut ediyorum.
Koç binasının önünde, Koç logosunun önünde kurbanlık koç satan bir adamın fotoğrafı vardır. O kadar ince bir dili var Nevzat Çakır'ın. Onu da söylemek istedim. Fakat Hezarfen kişiliği var dedik ya, fotoğraf dışında da başka şeylerde çalışıyor bu dönemin fotoğrafçıları diye. Nevzat Çakır da geçtiğimiz aylarda tamamladığı üçüncüsüyle bir üçleme roman yazıyordu. Sabır Çıkmaz'ı, Üç Kar Tanrıçası ve Kadın Azmağı diye. Muğlalı Nevzat Çakır ve o yöreyi anlatan, oradaki aileleri, oradaki yaşantıyı, oranın tarihini bugünüyle birleştiren üç tane çok keyifli romanı var. Yine bir fotoğrafçı bakışıyla çok güçlü tasvirleri var. Hararetle tavsiye ederim bu kitapları. Ben üçünü de çıkar çıkmaz alıp okuma şansına sahip oldum. Kadın Azmağı'nı geçtiğimiz aylarda hemen çıkınca aldık, hemen okudum. Sizlere de tavsiye ederim. Bu akşamın son ismi Türk fotoğraf tarihinde Ara Güler'le eş zamanlı yer alan Ozan Sadıç'tan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Ara Güler'in hani fotoğraf camiasındaki popüler olma hikayesi içerisinde Life dergisinin Türkiye versiyonu olan Hayat Mecmuası önemli yer tutar. Hayat Mecmuası için yaptığı fotoröportajlar ve çalışmalarla ismini çok duyurmuştur. Ara Güler Hayat Mecmuası'nın İstanbul foto muhabiridir. Ozan Sadıç ise aynı mecmuanın Ankara foto muhabiridir. Dolayısıyla da aynı zamanlı bir fotoğraf geçmişleri vardır. Allah uzun ömür versin, Ozan Hoca hala hayatta ve hala fotoğraf çalışmalarına devam ediyor. Sürekli olarak yaptığı işlerle karşılaşabiliyoruz sosyal medya ortamında da, farklı alanlarda da. Ara Güler'den farklı olarak, biliyorsunuz Ara Güler fotoğraflarında dramatik yapının ve yaratıcı fonun çok güçlü olduğunu konuştuk. Ozan Sadıç'ın işlerinde ise hayatın içerisindeki daha ironik ve daha eğlenceli anları da bulma şansımız var. Daha nüktedan bir tarzı var. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi. Hem yanılmıyorsam 50. yılında hem 55. yılında, daha sonra da başka bir sergisiyle galerimizde misafir etme şansımız oldu Ozan Hoca'yı. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin birincisinde bizim de konuk olduğumuz bir akşamda onun da gösterisi vardı. Söyleşisi vardı, onu da izledik. Sonra o akşam yanılmıyorsam 10-12 kişinin gösterisi vardı. Bizim gösteri de biraz daha geç sıradaydı. Biz de işte gösterimizi yapacağız, bekliyoruz. Ozan Hoca geldi, dedi ki ne yapıyorsun dedi. Dedim hocam işte gösteri var, onu bekliyoruz. Sevgili Zafer Gülmen, Bursa'dan dostumuz, Mehmet Dağ dostumuz. Onlar Ozan Hoca'yı da almışlar. Ozan Hoca dedi ki biz rakı içmeye gidiyoruz, gelir misin dedi. Şimdi bir tarafta gösteri yapmam lazım. Bir tarafta Ozan Hoca ile ve Bursalı dostlarla Arap Şükrü'ye gitme şansı vardı. Dolayısıyla tabii ki o dönem BUFSAD'ın da başkanlığını yapan sevgili Utku'nun, Utku Kaydar'a bir el işaret yaptım. Ben dedim gidiyorum, siz gösteriyi halledersiniz. Biz de Ozan Hocalar'la rakıya gitmiştik. Öyle bir şey anımız da oldu. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu akşam özellikle, bu akşam için söyleyeyim ama diğer fotoğrafçılar için de aynı şeyi söyleyeceğim. Fotoğraflarında gördüğünüz şey aslında tekniği ya da kompozisyonu falan güçlü kullanmaları değil. Bu tabii ki bir şey, özellik. Yani fotoğrafın olmazsa olmaz şeyi, ama bu insanları fotoğrafta güçlü yapan şey içerik ve anlatıma hakim olmaları. Bunu da nasıl yapıyorlar? Kurdukları iletişimle, ilişkilerle. Dolayısıyla son dönemde de özellikle popüler olan sokak fotoğrafçılığı dediğimiz bir tarzla da uğraşıyorsanız, bu hocaların, bu ustaların işlerini o gözle de incelemenizi isterim. Yani bu iletişim ağını nasıl kurduklarını, o ilişkileri nasıl ilerlettiklerini ve sonuçların nasıl olduğunu, bunu nasıl etkilediğini de görmenizi, düşünmenizi isterim açıkçası. Bunlar yine fotoğraf tarihimizin önemli çalışmaları. O manada da o gözle bakmanızı isterim.
En son açtığımız sergisi Ozan Hoca'nın bu sergiydi. İnanamayacağınız bir portre arşivi var. Politikacılardan, sanat dünyasından, müzik dünyasından, Türkiye'ye gelen neredeyse bütün önemli müzisyenlerin klasik müzik alanında, işte şefler vesaire ne geliyorsa aklınıza, onların portrelerinden oluşan inanılmaz bir arşivi var. Maalesef Ozan Hoca'nın çok fazla fotoğraf albümü yok. Ama Eczacıbaşı yayınlarından çıkan yine o yıllık albümde külliyatını bayağı bir görebiliyoruz. O manada çok önemli bir yayındır. Fakat Ozan Hoca'nın da fotoğraf dışındaki alanlarla olan ilgisini de kabaca söylemek istiyorum. Ömer Hayyam'ın ve Mevlana'nın rubailerini Türkçeleştirerek yayınladı mesela. Nasrettin Hoca'nın fıkralarını daha şiirsel bir manzum şeklinde yazıp tekrar yayınladı. Kendi şiir kitabı var, Çağla Çağı diye. Şair yani aynı zamanda. Sürekli olarak İstanbul'a geldiğinde böyle bilen dostlar var, yani 80 küsur yaşındadır ama hep kolunun altında böyle hazırladığı kitapların, albümlerin maketleri olur. Bir sürü şey olur, boynunda bir makine olur. Bir 10 dakika çay kahve içer der ki ben bir dolaşayım geleyim. Hala o enerjiyle, o üretkenlikle devam ediyor olması inanılmaz. Yani bu konuştuğumuz isimlerin belki de ortak özellikleri birazcık da o. Tabii hani rahmetli olan Aragüler dışında hem Gültekin Hoca'nın hem İsa Çelik'in hem İzzet Keribar'ın hem Nevzat Çakır'ın hem Ozan Sadıç'ın hala fotoğraf üretmeleri, her gün makine omuzlarında boyunlarında sokağa çıkmaları, fotoğraf çekmeleri, bunları bir şekilde paylaşıyor olmaları bence inanılmaz bir hikaye. Yani sevgili Nevzat Çakır Hoca mesela geçtiğimiz günlerde Facebook'ta öyle bir şeye başladı. Her gün bir fotoğraf koyuyor. O fotoğrafın bilgilerini yazıyor, çekimini anlatıyor falan. Ne bileyim işte İzzet Hoca neredeyse her sene birkaç tane sergi açıyor. Gültekin Hoca sürekli bir yerlerde, etkinliklerde, sunumlarda, sergilerde, kendi sergilerinde, kendi sunumlarında karşımıza çıkıyor. İsa Hoca yine sosyal medya üzerinden çalışmalarını paylaşıyor, sözünü söylüyor. Ozan Hoca'nın hakeza aynı şekilde etkinliklerde ve fotoğraf festivallerinde çalışmalarıyla karşılaşıyoruz. Bu akşam için baktığımız 6 ismin en önemli hikayesinin bu olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde görsel birikim serisine devam edeceğiz. Dediğim gibi farklı tarzlarda çalışan fotoğrafçıların, günümüz fotoğrafçılarının da işlerini paylaşacağız. Üzerine konuşmaya çalışacağız. Bazı fotoğraf çalışmalarını tek tek anlatmaya çalışacağız. Ne bileyim bir fotoğrafçının bir kitabını, bir fotoğrafçının bir gösterisini, filmini. İşte dışarı çıkmaya başladığımız zaman bir sergisine gidip hem onunla röportaj yapıp hem de çalışmasını konuşacağımız videolarımız da olacak. Bu çalışmaları yapabilmemiz için bize gerekli olan enerjiyi sizin desteğiniz sağlıyor. Dolayısıyla YouTube kanalımıza abone olmanız, web sitemizde üye olmanız, dedik ya bunların hepsi ücretsiz, bize çok destek olacak, o desteği hissetmemizi sağlayacak. Bunları yapmanızı rica ediyoruz. Eğer sorunuz varsa yanıtlamak isterim. Ama gene yaklaşık bir saat konuştuk. Hani bizim pirinç çok su kaldırır hikayesi. Konuştukça konuşuyoruz. Onun için de bir yerde dur demek lazım. Bence bugünlük yeterli. İsmail Bey ben teşekkür ederim yorumunuz için. Farklı zamanlarda ve farklı konu başlıklarında da yayınlar ve videolar isterseniz lütfen bize sosyal medya üzerinden yorum yazabilirsiniz. YouTube'dan yorum yazabilirsiniz. info@videogren.com mail adresimiz, oradan isteklerinizi yazabilirsiniz. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Bu akşamlık herkese iyi akşamlar diliyorum.